Manşete hoş geldiniz. Bugün güne kayım haberiyle başladık. Gerçekten e, iktidar böyledir. Kişinin sevincini kursağında bırakır fakat bu defa biraz hızlı oldu. Açıkçası kimse bu kadar hızlı harekete geçeceklerini, e, operasyonları başlatacaklarını, kayım sürecini başlatacaklarını ve şiddete başvuracaklarını, kaos çıkaracaklarını beklemiyordu. Belli ki e, çok büyük bir bozguna uğramışlar. Belli ki canları çok sıkılmış ve e, ee, insanların sevinçlerini kursaklarında bıraktılar ya da en fazla 24 saat ya da 36 saat sevilmelerine izin verdiler. Van Belediyesi'ne kayım atandı. Kelimenin tam anlamıyla şöyle oldu veya böyle oldu. Fakat bu defa bambaşka teknikler kullandılar. Yani seçime saatler kala, cuma günü mesai saati bitmeden 5 dakika önce işte ilçe seçim kuruluna falan yazılan yazılarla mahkemeler, savcılar harekete geçirilerek ve Hukuka yeni bir takla attırılarak, yargıda yeni bir içtihata imza atarak falan. Halbuki bir yıl evvel bütün yasaklardan arınmış, bütün memnu haklardan hukuk tabiriyle arınmış herhangi bir engeli olmayan kişiye saatler kala oy kullanma, o, yani oy kullanma işlemine saatler kala e, hayır, bu seçime giremez, bu seçimde yarışamaz zaten diye yazı yazıyorlar. Bununla birkaç şey birden oluyor. Birincisi şu. Aday olabilirsin diyorlar, hakkında herhangi bir soruşturma yok diyorlar, temizsin diyorlar, temiz kağıda veriyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyorsun, evet aday olabilirsin diyorlar, haftalarca kampanya yapıyorsun, ismin resmileşiyor, pusulalara giriyor, hepsi oluyor. Sonra seçim gecesi yarışıyorsun falan ama o arada arkadan bir mekanizma harekete geçiyor. Tam anlamıyla pusu kurmuşlar, devlet pususu yani, rejim pususu. Devlet, rejim aynı şey. Yan yana. O arada mekanizma harekete geçiyor. Seçiliyorsun. Hem de 245 bin farkla, oy farkla. Rakibine iki katından fazla fark atıyorsun. Sonra 24 saat daha pusuda bekliyor çakallar. Ve... Pazartesi'den sonra salı günü sabah harekete geçiyorlar. Aa senin hakkında bir yazı varmış başkan seçilemezsin. Böyle olunca mazbatayı ikinci, ikinci yani iktidar adayına veriyorlar. Haliyle iktidar, iktidar adayı seçilmiş oluyor. Kayyım atanmamış oluyor. Cinliği görüyor musun? Yani hukuken de yüksek seçim kurulu kararları kesindir falan deyip bu işi seçimle bitiriyorlar. Yani acayip bir şey. Acayip bir çakallık. Şeyden şimdi artık yani benzer yerlerde de yani iki türlü çakallık var. Bir işte bu taşımalı oy meselesiyle bunu daha önce de yani iki gündür, üç gündür gündemde tutuyorum. Tweetlerle de, yayınlarla da. Çok nadir, çok az insan bunu yapıyor maalesef. Yani öyle bir dönem. Yani bir sürü seçim manipülasyonları, propaganda, korkutma, akla gelebilecek her türlü hile, hurda, işte eleman devşirme, para musluklarını açma, bir sürü şeyin yanına, manipülasyonun yanına bunu da yaptılar. Yani bir görev kağıdı falan çıkarılarak, binlerce askeri veya polisi bölgedeki illere o da çok nokta mühendislik düşünmüş illere sevk ettiler ve orada oy kullandırdılar. Şırnak'ta en az 12 yerde Şırnak merkez başta Bitlis çok çok baris, en az 12 yerde tespit edilmiş. Zaten 300-500 binlik oy kaymalarıyla olay bitiyor olayı koparıyorlar olayı kotarıyorlar. Bunu yaptılar. O arada da işte Van'da bunu yapmışlar. Çünkü Van'da Dem Parti tulum çıkardı. Van'da da böyle bir yöntemi seçmişler. Adaylardan birini gözle, gözüne kestiriyor. E, Mesai saati bitiminden önce yazı yazıp sonra iş, iş tutuyor. Yani Böyle bir acayip bir şey yani. Böyle, ac böyle acayip bir şey. Yani şeytanın aklına gelmeyecek şeyler. Yani şunu unutmayın. Abdullah Zeydan. E, hakkım gasp edildi büyük bir şerefsizlik diyor. Evet. Halkı direnmeye çağırıyorum diyor. Halkı itiraz etmeye çağır çağırıyorum diyor. Evet ve buna ses vermek zorundasınız. Yani e, buna ses vermezseniz yarın öbür gün sizin kapınıza çalacak. Ne işim yani ne işim var Van'la falan demeyin. Bu Ankara'nın da kapısını çalar, İzmir'in de kapısını çalar, İstanbul'un da kapısını çalar nihai olarak. Ki zaten İstanbul Belediye Başkanı'nın başında bir seçim yasağı yulası var. İstinaftan verirler o kararı ve sonrasında belediye başkanlığını verirler ve kayım atarlar, geçerler. Siz itiraz etmezseniz, İktidar böyledir. Kişinin sevincini kursağında bırakır. Güç bende der. Dört yıl buna katlanacaksın der. Onu yapıyor şu anda. Erdoğan'ın sarayda boş boş oturduğunu mu zannediyorsunuz? Yani milli irade sandık falan hikayedir bu tipler için. Yani halka küfrediyordur şimdi o. Yani halk falan umurunda değil ki. Onun o koltuğunu koruması için sadece bir meşruiyet aracı. Dünyaya karşı bak seçimle geliyorum demek için. Putin'in yaptığı gibi, Azerbaycan'da Aliyev'in yaptığı gibi, Suriye'de Beşar Esad'ın yaptığı gibi, İran'da Mollaların yaptığı gibi. Bu ülke ülkemizde seçim var. Çin'de de seçim var. Kuzey Kore'de de seçim var. %99.9 o diktatörü seçiyor. E bizde de seçim var demek için yaptığı bir şey. Kendine oy verenlere küfür ediyor, kızıyor ve onları cezalandırıyor. Zaten onu da söyledi. Oy yoksa hizmet yok dedi. Oy verenleri, oy verenleri de kapı kol olarak görüyor. Ben sizin tanrınızım, sahibinizim, kralınızım. Her şeyiyim. Ben lütfedersem olur, ol, ol, lütfetmesem olmaz böyle bakıyor. Bakın şimdi belediyelerde devir teslim falan var, devredemiyorlar. Mal kaçırıyorlar falan çünkü Yukarıda bir tane tiran vardı, aşağıda onun kolonları yok mu? Her yerde bir tiran var. Manisa'da Cengiz Ergün seçilmiş, e, şey e, Ferdi Zeyrek se seçilmiş, Cengiz Ergün denen tiran, tirancık üç dönemdir orada Manisa'da. Erken saatlerde e, maskiden 130 milyon TL, Manisa Büyükşehir Bütçesinden 480 milyon TL ödeme yapmaya çalışmış. Mal kaçırıyorlar. Adam 3 dönemdir orada yediğini düşünebiliyor musunuz? Nasıl yemiş yani? CHP'li Ferdi Zeyrek açıklıyor bunu. O arada Bülent e, e, Arınç falan denen... E, ömrü Hederler de bu adam için kampanya yaptılar. Gittiler yeniden refaha falan filan. Adam bölgenin yani Manisa'nın Turgut Altınok'u olmuş. Yani. Acayip. Acayip yani. E, e, bu halefet muhalefet partileri, başta CHP, evet seçim meydanında kazandı, sandıkta kazandı ama masada kaybedebilir. Ve bu masada kaybetmeye doğru gidiyor. Yani bu konuda yani video çekmek, tweet atmak da bir yere kadar dün evvelki gün etkiliydi ama emin olun artık tweet atmak da video çekmek de etkili değil. Olay yerine gideceksiniz, yürüyeceksiniz oraya, orada kalacaksınız. Kamp kuracaksınız, çadır kuracaksınız. yani bunu gerektiriyor. Fiili eylem gerektiriyor yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olan şu toplantıya çağırıyoruz falan da demeyin. Tüylerim diken diken oluyor yani. Yıllarca mecliste çalışmış bir parlamento, eski parlamento muhabiri olarak söylüyorum. Biliyorum yani me me meclis yok şu anda parlamento. O zamanlar bir şey ifade ediyordu. Abdullah Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman, Kahraman, karar cumhuriyet tarihinde ilktir. İlk kez bir mahkeme temiz kanun yoluna tabi olan kararını bizzat savcılığın başvurusuna kaldırıyor. İçtihat üzerine iştahat yapıyorlar. Yeni, yeni yeni kanunlar, yeni yeni içtihatlar, yeni yeni kurallar, yeni yeni durumlar ihdas ediyorlar. Durum bu. O arada yerine atanan Kerkenez, e, Abdullahat Arvas denen kişi Mazbata'yı almış. E, bir ay önce, bir ay bile değil 4 Mart'ta kayyum olarak atanmak istemiyorum demiş. Tweet atmış ve işte bu Şehrivan denen e, internet sitesinden de internet sitesinde alıntılamış. Kayyum olarak atanmak istemiyorum. Basın mensuplarıyla bir araya gelmiş bilmem ne. Van'da durum bu. Van'da görüyorsunuz bütün şey mor. Van ve bağlı belediyeler. Van'da tulum çıkardı DEM Parti. Şimdi sahada kaybettiklerini, sandıkta kaybettiklerini masada kazanmaya çalışıyor iktidar. İşte oy oranları burada. Abdullah Zeydan. %55.48. Karşısına kimi koyarsan koy seçiliyor. 245 bin oy almış. Abdullahat Arvas 120 bin oy almış. iki katından fazla oy almış. Abdullah Zeydan. Abdullah Arvas %27 ile ikinci gelmiş ve Mazbata'yı almış. Geçecek oraya. Bir de diyecek ki ya yargı kararı. Yüksek Seçim Kurulu böyle kararı verdi. Seçimi ben aldım diyecek. Yani kayyım değilim diyecek. Yani adamın ee, o biraz önceki Kayım olarak atanmak istemiyorum. Lafını da tükürdüğünü yalatmayacaklar. Esasen kayım olarak atanmamış, seçilerek gelmiş olacak. Van. Bakın bir örnek. Biraz evvel işte şeyi getirdim. Ee, kayım şey bir taşıma oy meselesini getirdim. Askerler, polisler vesaire. En az 12 seçim bölgesinde. Mesela bunlardan biri Beytüşşebap, Şırnak. Normalde Dem Parti 928 yani Beytül Şebap'tan bahsediyoruz. Dem Parti 928 AKP 788 oy almış ve bölgeye kaydırılan 828 kişinin oyuyla Beytül Şebap'a AKP'ye kazandırmışlar. Net yani grafik net. Ekrem İmamoğlu mesaj paylaşmış ama dedim ya artık X platformundan ya da video paylaşmak falan. Ya da işte herhangi bir televizyona bağlanıp konuşmak. E, devri bitti. Yani bizzat içinde olmanız gerekiyor. Yani güçlü bir şekilde itiraz etmeniz gerekiyor. Çünkü bu olay size de geliyor. Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dem Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Kabul edilemez. Kabul etmiyorsanız oraya gideceksiniz. Özgür Özel ikinci olana mazbata verme rezaleti Van halkının iradesini ne pusu kurmaktır demiş. Videolu mesaj paylaşmış oraya gideceksiniz. Temel Karamallıoğlu seçilmiş belediye başkanını seçimden iki gün önce yapılan bir manipülasyon neticesinde yargı ile siyasi yasaklı hale getirmek milli iradeyi yok saymaktır demiş. Nesli Naz bu kez bu seçilme hakkının gaspına yüksek sesle itiraz etmezsek Yarın aynı şeyi İstanbul'da da yaparlar diyor. Geliyor gelmekte olan herkes biliyor. Daha evvel bu oyun milyon kere oynandı. Ömer Murat, şimdi Mazbata'yı İmamoğlu'na veya Mansur Yavaş'a değil de AKP'liye verseler ne hissedersiniz? Bunu şimdi Vanda yapıyorlar diyor. Yani İstanbul'da Mazbata'yı İmamoğlu'na değil de ikinci sıradaki Murat Kuruma verirlerse ne hissederseniz Vanda onu yapıyorlar. Ve oraya da geliyor. Ertuğrul Günay Van'da YSK'nın uygun görerek kesinleştirdiği adaya seçime bir gün kala itiraz ederek adaylığını ve kazandığı seçimi iptale kalkışmak, millet iradesini tanımamaktır, hukuka, demokrasiye saygı duyan herkes bu haksız girişime karşı çıkmalıdır, diyor. Metin Günday, Halkın iradesini kayyım atama dahil her türlü yönteme uygulayarak gasp etmeyi o denli alışık haline getirmişler ki şimdi de Abdullah Zeydan'ı başkan olarak seçen Van halkının iradesini sözcüklerle ifade edilemeyecek bir hukuksuzlukla gasp etmeye çabası için dediler diyor. İdare hukuku, idare hukuku bu işlerin hukuku yani. Profesörü Metin Günday ezbere getirmedim. Tuğçe Faru Varol enteresan bir konuya dikkat çekmiş. Diyor ki dikkatli olun, çok dikkatli olun. Tayyip olağanüstü hal ilan etmenin peşinde. Ola, olası durumsa kafasına göre CHP'li seçilmiş belediye başkanlarını tutuklayacaktır diyor. Evet. Geri adım atamaz, yavaşlayamaz, e, duramaz, hukuka dönemez, büyük suçlara bulaştığı çok ve çok büyük panik içerisinde ve ondan dolayı da eskiden 3-5 gün bir hafta beklerdi şimdi derhal harekete geçti. Bunu böyle okuyun. Derhal 24 saat sonra harekete geçti. Yahu öbür partiler ne duruyor ne bekliyor demiş Ümit Kıvanç. %55 ile seçilmiş insanın elinden hakkını alıyorlar, buna doğru dürüst, haysiyetli şekilde karşı çıkmaktan mı korkuyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz yahu demiş. Akın Atalay mühim bir detayın altına çizmiş. Van seçimine yönelik en ince ayrıntısına kadar, bakın mühendislik çalışmışlar, nokta çalışmışlar. En ince ayrıntısına kadar seçimden hemen önce karar süreci başlatılarak yeni belediye başkanının me belediye meclisinin belirlemesi de engellenmiş planlanmış bir operasyon uygulanmış. Parti devleti ve aparatların operasyonu. Şimdi Van'da tolum çıkarmışsın zaten bölgede de öyle. Dem Parti açısından söylüyorum. Belediye meclisinde de birinci partisin. Şimdi başkan düşerse belediye meclisi seçim yapacak. Kayım da atayamıyorsun ya kayım politikasından vazgeçtik diyorsun. Belediye meclisi gene bir Dem partili seçecek. Fakat şimdi sandıkta bitiriyorsun işi. Yüksek seçim kurulu veya ilçe seçim, il ilçe seçim kurulları aracılığıyla bir numaralı adayı düşürüp iki numaralı adaya mazbatayı veriyorsun ve Seçilmiş başkan olarak DEM partili belediye meclisi ile iş tutacak adam Van'da. Durum bu yani. Çok ince bir mühendislik. Kayın politikasından vazgeçtik ama böyle yürüyoruz politikası. Can Atalay paylaştığı erken yorumda, video yorumdaki seyredin mutlaka. 2 iki, 2,5 iki dakikalık bir yorum paylaştı. Erdoğan barış olacaksa yine onunla olur diyenleri yani işte çözüm süreci falan değil yani Takip edenler bilirler asla itibar etmedim asla kenarından bile geçmedim inanmadım yani bizim görmediğimiz neyi görüyor bu arkadaşlar diye de sordum kaç defa. Ki Can da öyle o da buna bel bağlamamıştı emin olun. Erdoğan barış olacaksa yine onunla olur diyenleri Van'da biber gazıyla cevapladı diyor. Evet budur. Ayşu'da Kölemen iki çarpıcı yorum getireceğim son ikisine dikkat. AKP DEM'i değil CHP'yi test ediyor şu anda. Sandıkta kaybettiği meşruiyeti CHP'yi rezil, ed rezil ederek geri almaya çalışıyor. Said Sefa son seçim korku duvarlarını öyle sarstı ki yıkılmasın diye hemen harekete geçmek zorunda kaldılar. Bir test edilen C DEM değil test edilen Kürt siyasal hareketi değil onlar zaten dayak yiye yiye bir hal oldular uzun yıllardır. Test edilen kalanı acaba ne tepki verecekler acaba üst perdeden itiraz edecekler mi acaba bölgeye gelecekler mi seçilmiş milletvekillerinizle yürüyün bakayım yarısını alsanız yeter 50 kişiyle gidin bana yüksek seçim kurulunun neyse onun temsilcisi il seçim kurulunun kapısına dikilin bakayım ne oluyor polis dağıtırmış dağıtsın çünkü yani nefes borunuza çöküyor iktidar rejim ve Said sefa bu defa diyor daha hızlı hareket ettiler. Niye? Çünkü korku duvarları sarsıldı. AKP'li isim oy kaybının sebe sebeplerini analiz ederken Seyhan Avşar'a bizim seçmen sandığa gitmemiş sağlam bir boykot var diyor. Bunun da hıncını alıyorlar. O seçmeni toplamaya çalışıyorlar. Bir başkası işte Bahçeli mesajı aldık diyor. Daha çok çalışacağız. Sanki çalıştın da. <laughs> yani acayip. Maytap geçiyorlar. Bu ayaklarını sürüyerek yürüyen, e, yürüyen kadavralarla daha fazla yürümeyin. İki yürüyen kadavra şu anda e, iş tutmaya çalışıyor. Yapısal reformda, dönüşüm yolda, gündem yeniden ekonomi. Bununla uyutuyorlar insanları. Bunlar iş başında kaldı, kaldığı sürece iki yakası bir araya gelmez ülkenin. Fakirleşme, sonrasında kıtlık, sonrasında da yokluk baş gösterecek. Göreceksiniz yokluk ne demek? Paran olsa da bir şeyi bulamamak demek. Yok deme, yok yani. Pahalılıktan şikayet ediyorsun ya şu anda. Yarın o pahalı ürünü de bulamayacaksın demek. Yokluk bu. Erken seçim istemeyeceğim, buna halkımız karar verecek demiş sözcüye e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel. E, erken seçim kararı mecliste alınır ve muhalefetin baskısıyla olur. E, halk nasıl karar alacak erken seçim kararını? Yani e, sahada kazandığınızı masada kaybetmek üzeresiniz. Ç çok kritik bir evreden geçiyoruz. 30 Mart'ın bir cümlede özeti şu, halk 2023'teki hatasının öz yaptı. Halkta hata, sevap, cet cetveli yoktur Hayri Kozanoğlu. Şimdi... 3 ay şiddet ortamından sonra 5 ay sonra seçim, sandığını koyduğunda halk AKP'ye döndüğünde bugünkü hatasının mı e, telafisini yapmış olacak? Geçeceksin ona. Öyle öyle bir şey yoktur halkta. Bakın e, görüntülerle yavaş yavaş bağlayacağım. Kutlamalar bir gün sürdü. Evet. Seçilmiş belediye başkanı Abdullah Zeydan'ı 245 bin oyla Van merkezde aldılar ve son derece ince, mühendislik günler öncesinden haftalar öncesinden planlanmış bir operasyonla devlet pusu kurdu. Seçmene pusudur bu. Başkana değil. Van halkına pusudur bu. Van halkının iradesine pusudur bu. Cuma günü mesai bitmeden 5 dakika önce başvurularla sandıkta ne çıkarsa çıksın AKP'nin kazandığını o günden garanti almadır bu. Devlet halkına tuzak kurmuş. Rejim böyle bir çeteyle, böyle niyetinden emin olunmayan bir şebekeyle karşı karşıyasınız ve buna itiraz etmek zorundasınız. Van'dan bize ne olmaz, Abdullah Zeydan'dan kime ne olmaz, Dem Parti başının çaresine baksın olmaz. Belki de bu köprüden önce son çıkış. Güçlüsünüz. Sandıkta Ekrem İmamoğlu bugün seçim olsa Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıksa seçiliyor. Eğer Ekrem İmamoğlu bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunda Tayyip, İma, Tayyip Erdoğan karşısında %55 ile %60 ile en az seçiliyorsa harekete geçme zamanıdır. Çünkü Tayyip Erdoğan o sandığı getirmeyecek sizin önünüze. Ekrem İmamoğlu'nun aday olup da seçileceği sandığı sizin önünüze koymayacak Tayyip Erdoğan. Ve Van'da bir şey deneniyor. Van'da görüntüler çokça ben artık parçaladım öyle getiriyorum ekrana. İlk dört görüntüden sonra bu ikinci dört, dördü, dört görüntü. Bir dört görüntü daha var. Van'da bir şey test ediyorlar. Pilot bölge olarak deniyorlar. Oradaki tepkiye bakacaklar. Oradaki ee, orada alacakları cevaba bakacaklar. Oradaki reaksiyona bakacaklar. Ve ona göre peyderpey yürüyecekler. Bütün önce güneydoğu doğudan başlayarak batıya doğru. Plan belli. Daha önce 50 kere uyguladıkları şeyi bir kere daha yapacaklar. Ama bu defa daha hızlı harekete geçtiler. Medyayı susturacaklar. insanları konuşamaz hale, tweet atamaz hale getirecekler. YouTube'da herhangi bir şeyi tıklayıp izleyemez hale getirecekler. 24 saat boyunca özgürdünüz. Her şeyi tıklayıp izlediniz. Göbek atma görüntülerini paylaştınız. Like'ladınız, RT'lediniz. Neyse. Instagram coştu. Facebook coştu. 24 saat sonra. Şimdi bakın sosyal ağlara. Dünkü havasından eser yok. Niye? Bunu çevirmek zorundasınız. Ve son dört görüntü. Bugün yarım saat bir saat önce Van. Kutlamalar bir gün sürdü. Bu son görüntüler Ruşen Takva'nın bölgedeki gazeteci yaklaşık bir saat 45 dakika önce paylaştığı görüntüler. Sahada kazandınız masada kaybetmeyin. AKP sandığı seçmeni sandığa gitmedi. Ekrem İmamoğlu şöyle Mansur yavaş böyle CHP bunların hepsi geride kaldı. İktidar belediyeleri devredemiyor. Ankara'yı mı devredecek? Çok güç ve zahmetli bir sürece girdik ve her şey her şey ama daha yeni başlıyor. Henüz başlıyor. Şimdi başlıyor. Vanda darbe var. Van'da halkın iradesine darbe var. Van'da halkın iradesine müdahale var. Van'da sandığa darbe var. Ve bu darbe planlı, organize, yapılanlar belli, sıralı olarak amirleri belli, saray başta olmak üzere istihbarat, orada oy kullananlar, mahkemeler, savcılar ve oradaki il ilçe seçim kurulları. Sıralı suçlu listesi de bu. Ve günler öncesinden tezgahlanmış, halka kurulmuş bir pusu bu kadar organize. Siz zannediyor musunuz ki Van'da bunu yapan Diyarbakır'da bir şeyleri hazırlamamıştır. Hakkari'de başka konuları hazırlamamıştır. Batman'da seçim şenlikleri devam ediyor. Etsin. Gülistan Hanım seçildi orada. Kadın belediye başkanı olarak. Hak ediyor. Bileğinin hakkıyla seçildi. Ama Batman'da başka bir hikaye şu anda kuruldu yürüyor. Şırna e taşımalı oyla kotardılar. Tamam mesele orada halledildi ama halledemediğimiz yerler var. Oralara da böyle bakacağız falan. Siz zannediyor musunuz ki Van yalnız? Yani sadece Van'da operasyon çekiliyor. Her yerde belli düzenekler kurulmamış. Tik tak saat çalışıyor, vaktinin gelmesini bekliyor. Kesinlikle her yer için bu geçerli. Güç ve zahmetli bir sürece girildi. Evet kutlamalar bir gün sürdü fakat her şey daha yeni başlıyor. Henüz başlıyor. Belki de bu işin miladı, bu dönemin miladı 31 Mart'tı. İleride bunu daha sık konuşacağız ama şu anda daha iki gün sonra bunu kestirmek güç. Bir sonraki yayında belli ki sıcak günlere girdik, sıcak gecelere girdik. E, rutininde devam edeceğiz ama e, gelişmelere göre ekspres yayınlarımız, sıcak yayınlarımız olabilir. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.